Merhaba NAR TV izleyicileri. Bu hafta da sizler için her hafta olduğu gibi Kahramanmaraş'ın güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün Aksu Çayını, Ayranpınar'ı, Subatan'ı ve Heleti Mahallesi'nin Göksu Çayı'nın çıktığı yeri ve devamını sizlere sergileyeceğiz. İyi seyirler dileriz. Burası Subatan, bu su Ayranpınar'ından gelir. Bu suyun ömrü 3 ay. Ve 6. ayın sonunda biter. Burası Subatan, 1 kilometre bu dağın öbür tarafından geri çıkar. Ondan sonra Barak Deresi'ne karışır, Barak Deresi'nden Göksu'ya karışır. Askeriyle bir geliyorlar, malımızı topluyorlar. Bakın yapmıyorlar yani. Gördüğün gibi mal buradan bir yere gidemiyor. Sonra aşağı varıyor, oradan topluyorlar. Sonra varıyor, oradan topluyorlar. Ondan sonra varıyor, belediye başkanının yanına varıyor. Adam ben niye diyeyim diyor. Hiç şey etmiyor, bizi kapıdan geri gönderiyor. Her yerde çobancılık yap. Ama nalet olsun bizim buramı bir pislik. Ne bir halktan tarafı tutacak bir adamımız var, ne belediye başkanımız var, ne kaymakamın şeyliğim var. Adam bizi sur çekiyor. Adam malımızı topluyor. Bir çıkıp gelip de ya bu adamların, zaten bu adamlar, sen bu adamların sınırının içinde oturuyorsun diyen yoktur. Adam bizi neredeyse ölümle tek daha şey ediyor. Gece oldum. Yani biz burada can güvenliği yoktur. Adam herkes diyor malını topla hak edeceksin diye. Kapış. Kolay gelsin abla. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ mı yapıyorsunuz? Ben Mehmet Apanda, Heleteliyim. Yurt dışında yaşıyorum. Şimdi emekli oldum. Burada yaylalara gezmeye geldim. Ben Hasan Ünal. Bu Kahramanmaraş'ın Caleencerit ilçesindenim. Yaklaşık 8 yıldır bu dağdayım. Yaylada kalıyorum. Mesela kış şartları geliyor. Yollarımız doğru düzgün faaliyette değil. Ulaşım şartları biraz sıkıntılı. Buraya gelip giden misafir arkadaşlar da kışın bazı olayları yaşıyorlar mesela. Yolumuz belki o kadarını yükseğe alınsa, devamlı ulaşımlar sağlansa,
Efendim ondan sonra devletimiz daha çok imkanlar tanısa tabii ki bu ülkemize bizim de bir faydamız belki bu üreticilik alanında olabilir. Gençler bu yüzden de bundan uzak duruyor, soğuyor yani. Buralarda küçük baş hayvancılıkla uğraşıyorum. Aşağı yukarı 8 yıl oldu. Hayat şartları burada adam olmadığı zaman zor. Şu an burada annem, babam, ben üçümüz beraber kalıyoruz. Tabii üçümüze göre iş biraz ağır oluyor. İş ağır olduğu için de ister istemez yoruluyoruz biraz. Şimdi evlenmek istediğim zaman hayvancılıkla uğraştığım için kızlar fazla gönüllü olmuyorlar. Yani gelecek olan da diyor ki bu hayvancılığı bırakacaksın diyor, yoksa ben sana gelmem diyor. Onun için de mecbur ben ekmeğim elimden gitmesin diyeni bekar kalmayı tercih ediyorum. Yani sabah 4'te kalkıyorum, gece 11'e işte devam yani. Peynirimi yapıyorum, davar sağlıyor. Misafirlerim oluyor, onlarla ilgileniyorum. Evimin temizliğiydi. Ben seviyorum. İşte biraz yalnızlıktan yıpırıyorum, yoksa çok seviyorum. Burada hep sabah kalkan yatanaca iş. Ben mutluyum burada yaşamaktan. Thank you.